Konumuz hafızayı güçlendirmek. Evet, bu maddede aslında yapacaklarımız çok basit bu konu üzerinde. Ve günlük hayatta da aslında sıkça tekrarladığımız ama sadece kalitesini artırarak daha verimli bir şekilde kullanacağımız maddeler sıralayacağım şimdi size. Her gün kaliteli bir şekilde uyumak. Bu madde aslında yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü beynin fonksiyonları, temizlenmesi, arşive kaydedilme işlemleri bizim uyku sırasında yapılabilen işlemler. Beyin asla kapanmıyor, beyin asla dinlenmiyor. Yani orada tabii ki bir düşük moda geçiyor ama herhangi bir dinlenme söz konusu değil. Burada temizleme, kaydetme gibi işlemleri yapıyor gibi düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden kaliteli bir şekilde uykunun önemi çok büyük. Kaliteli uyku nasıl olur? Oda sıcaklığı çok önemli. Uyumadan önce ekran süresi, yani ne kadar mavi ışığa maruz kaldınız, tablet, televizyon, bilgisayar, telefon gibi şeylere ne kadar maruz kaldınız, bunlara ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar çok kalitesi düşecektir uykunuzun. Ya da oda sıcaklığı dedim, ideal bir oda sıcaklığına sahip değilseniz, fazla sıcak ya da fazla soğuk fark etmiyor, yine uyku kaliteniz düşecektir. Ve odanın karanlık olması gerekiyor. Bu da saatlerle alakalı bir durum zaten. Biliyorsunuz ki akşam 10-10.30'dan sonra, en geç 11'den sonra yatağa girmiş ve uykuya hazırlanmış olmamız gerekiyor. Ve sabah da güneş doğmadan ayağa kalkmamız gerekiyor. Yine hafızamızı güçlendirmek için başka bir madde egzersiz. Vücut ne kadar yorulursa beyin o kadar dinlenir. Bu da bizim sağlam kafa sağlam vücutta olur dediğimiz noktaya parmak basıyor. Bizim yapacağımız egzersizler kaslarımızı kontrollü bir şekilde yormamız ve bundan keyif alarak yapmamız, vücudumuzdaki salgılanan hormonlarla beraber desteklenecek ve diğer akımlarla beraber beynimizin hafızasını güçlendiriyor. Ve böylelikle sağlıklı bir zinde yaşamada aynı anda kavuşmuş oluyoruz. Yani hem formda yaşıyoruz, vücudumuz fit oluyor, hem de beyin üzerindeki etkileri son derece olumlu. Hatta öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalar mevcut. Belli bir oranda, yani performans amaçlı spordan bahsetmiyorum, günlük kendimize göre yapabileceğimiz, mutlu olduğumuz sporlar, yaşımıza uygun sporlar bizi daha mutlu ettiği için derslerimize daha odaklanabiliyoruz. Diğer maddemiz stresten uzak durmak. Burada kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz maddeler ayrılıyor tabii ki. Bizim kontrolümüzde olan, günlük hayatta çok sık karşılaştığımız nokta şu: etrafımızda her şeyi olumsuz konuşan, her şeyi olumsuz yoran, negatif eleştiri gibi bir sürü şeyler, yani bizim ülkemizde de maalesef ki bolca var bu tip kişilerden. Bunlardan uzak duracağız arkadaşlar. Ya da kişileri susturacağız ya da bu şekilde konuşmamaları yönünde uyaracağız. Aksi takdirde isteseniz de istemeseniz de o durumdan etkileniyor olun ya da olmayın. Durum dinlediğiniz için sizi etkiliyor. İşte yani mesela bu kişiler öyle bir toksikler ki hani karşıdan karşıya geçerken ona takılır, buna takılır. Ne bileyim, o çöp niye böyle, bu tabela niye böyle, her şeyden olumsuz konuşabilirler. Biz bunları kontrol edebiliriz işte. Uzak durarak tabii ki, ya da konuşturmayarak ya da aksine argümanlar sunarak gibi. Çünkü bir noktadan sonra, dinledikten sonra, hak verdikten sonra biz de olumsuz şekilde etkilenebiliyoruz. O yüzden bu tarz dedikodu yapılan, başka insanlara iftira atılan, zaten genelde başka insanlara yanınızda iftira atarlar. Yanınızda size karşı öyle bir şey yapacak cesaretini kimse göstermiyor çünkü. Başkalarının arkasından konuşan falan, bu tip kişiliklerden uzak durmak beyin sağlığımız için, kendi vücut bütünlüğümüz için gerçekten önemli bir madde. Bu tarz tiplerden uzak durun. Çünkü zaten hayat son derece stresli, son derece zor. Bir de böyle tiplerle, bunlara maruz kaldığınız takdirde işler daha da zorlaşıyor. Sağlıksız kalori içeren her şeyden uzak durmak. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bizim beyin sağlığımızı etkiliyor. Çünkü bağırsaklarımız bizim ikinci beynimiz. Bu konuyu araştırabilirsiniz. Bizim bağırsaklarımızdan geçen hemen hemen her şey, bütün bakteriler beyin sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa, ne kadar doğru ve doğal gıdalarla beslenirsem beynim o kadar sağlıklı ve düzgün, doğru işler yapabiliyor. Ama tam tersi, basit şeker, hiç o yenmemesi gereken bol şekerli içecekler ya da işte hiç doğru olmayan dondurmalar, atıştırmalıklar vesaire, bunları kullandığımız takdirde beynimiz olumsuz etkilenmeye başlıyor ve doğru kararlar almayı uzaklaşıyoruz. Doğru kararlar alamıyoruz. Bununla ilgili de yapılan birçok çalışma var. Bunlara da bakabilirsiniz. Bir fare deneyi hatta geçenlerde gördüm. Doğal bir şekilde beslenen bir fare suyun içine atıldığında kovanın içerisindeki yükseltiyi bulup hemen onun üzerine çıkıp sudan kurtulabiliyor. Ama basit şekerle, bu işte cipstir, koladır vesaire, bir sürü bu örneklendirebiliriz. Basit şekerle beslenen bir fare aynı suya atıldığında o yükseltiyi bulması dakikalar alıyor. Yani doğru kararı veremiyor. Ve geldik son maddemiz. El yazısıyla bir şeyler yapmak. Aslında bu madde biraz ellerimizi kullanmakta. Yani eller çalıştığı takdirde beyin deşarj oluyor. Bunu fark etmişsinizdir. Bir resim yaparken ya da el sanatlarınızda, el becerilerinizi kullanırken beyninizin dinlendiğini, deşarj olduğunu fark etmişsinizdir. Böyle tekrarlayan işlerin sizi iyi hissettirdiğini bir yerde deneyimlemişsinizdir. İşte burada yine sizin için kolay, sevdiğiniz, hoşunuza giden bir el sanatı bulmak ya da sadece yazı yazmak, bir günlük tutmak ya da birilerine bir şey anlatır gibi mektup yazmak, işte o günü özetlemek ya da bir dua eder gibi istek ve taleplerinizi, hayattaki hedeflerinizi yazmak ve bunları yazarken de gözünüzde canlandırmak hafızamız için son derece önemli. Bunları yapın çünkü hiçbir şey kaybetmezsiniz. Mutlaka yazıya dökün. Hayallerinizi, isteklerinizi, hakkında fikir sahibi olduğunuz işi ya da yapmak istediğiniz işi, yani şu an her ne yapıyor olursanız olun, her nerede olursanız olun, yapmak istediklerinizi mutlaka yazıya dökün. Ve bir gün 5 yıl sonra, 10 yıl sonra onlara bir şekilde yaklaştığınızı ve hatta başardığınızı, o anı yaşadığınızı fark edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.